yanlış tepki kaybettirir. Şimdi sizlere dünyanın en başarılı insanların sorunlara karşılaştıkları andaki düşünce tarzlarından bahsedeceğim. Bu özel düşünce tarzı dünyadaki %2'lik en başarılı insanların dünya nüfusunun geriye kalanlardan ayırmaktadır. Başarılı insanlar özel bir beceriye sahipler. Bu beceri şudur: Çevrelerinde gerçekleşen olaylara otomatik tepki vermek yerine olaylara çok daha bilinçli yaklaşma yeteneğidir. Ünlü psikolog Robert Resnick, başarılı insanlarda olan bu üst düzey yeteneği basit bir formülle açıklamıştır. Formül şöyle. Olay artı tepki eşittir sonuç. Olayı hayatımızda gerçekleşen fakat bize bağlı olmayan olgular olarak tanımlayabiliriz. Mesela ekonomik kriz, enflasyon, yeni yasalar, doğa afetler, hükümet değişikliği, hatta kötü komşular gibi. Tepki ise bizim bu olaylara verdiğimiz yanıtlardır. Başarılı insanlar olaylara tepki vermeden önce bu olay sonucunda nasıl bir sonuç elde etmek istediklerini soruyorlar. Başarısız olanlar ise önce tepki veriyor, daha sonra ise aldıkları olumsuz sonuçlara hayret ediyorlar. Üstüne üstelik bahaneler üretiyor, başkalarını suçluyor, şikayetler yağdırıyor, kendilerini savunuyor. Ya da sadece sorumluluk üstlenmekten kaçınıyorlar. Başarılı insanlar bir an için durup tepki olarak bu oluşan mevcut durumdan nasıl bir sonuçla ayrılmak istediklerini düşünmek gerçekten çok değerli bir beceri olduğunu farkındalar. İnsan ne kadar başarılıysa olaylara o kadar az otomatik tepki verir. Ve tam tersi. Olaylara ne kadar az otomatik tepki verirseniz aslında o kadar başarılısınız. Olaylara karşı olan tutumunu daha çok kendiniz belirleyin. Olumsuz olaylarını düşünürken Napolyon Hill'in 70 sene önce söylediği sözü hatırlayın. Her olumsuz bir olay içinde aynı veya daha büyük bir fayda çekirdeğini barındırır. Hayat size bir limon verdiyse ondan limonata yapın. Hayatınıza aldığınız sonuçlardan memnun değilseniz bir düşünün bakalım. Hangi tepkiler sizi bu sonuca getirmiş olabilir? Hangi duygu, düşünce ve eylemleriniz şu anda sahip olduklarınıza ön ayak olmuştur. Bundan sonra bir sorunla karşılaştığınızda sakin olun ve ihtiyatlı davranın. Robert Rezink'in formülünü hatırlayın. Olay artı tepki eşittir sonuç. Diyelim ki bir sorunla karşılaştınız. Bu sorun evde ya da iş yerinizde olabilir. Karşılaştığınızda soruna tepki vermeden önce kendinize şu kilit soruyu sormayı unutmayın. Bu koşullar altında nasıl sonuca ihtiyacım var? Bu soruya cevap verdikten sonra tepkinizi vererek eyleme geçin. Aksi takdirde anlık tepkileriniz içinden çıkılmayacak sonuçlar doğurabilir. Unutmayın ki hayatta anlık tepkiler verenler değil, bilinçli tepkiler verenler daha başarılı olmuşlardır.